Kripto para kelimesinin isminde para olduğu için haliyle insanlar ve devletler bunu para gözüyle bakıyor. Ama yasalar çok geciktiği için aslında Amerika'da şu an kripto paralar para olarak da değerlendiriliyor, emtia olarak da değerlendiriliyor ve hisse senedi gibi de değerlendiriliyor. Değişik hukuksal süreçlerde. Yani tam bir yasa çıkmadan önce tam olarak ne olduğunu söylemeniz biraz zor. Burada bazı kripto paraların işlem süresi çok yavaştır. Dolayısıyla para gibi kullanabilmeniz için aslında alışveriş aracı olarak kullanabilmeniz için hızlı gerçekleşmesi lazım. Dediğim gibi bazı kripto paralarda bu süreç çok uzun olduğu için aslında alışverişte kullanılması çok zor. Bu nedenle bunu ve bazı kripto paralarda da üst sınır olduğu için, yani madenciliği yapılabilecek paranın bir üst sınırı var. Bu üst sınır olduğu için de bunu altına benzetebiliyoruz. Nasıl yeryüzündeki altın sınırlıysa bazı kripto paralarında piyasada olabilecek maksimum sayısı sınırlı. Bu yüzden bazılarına dijital madenmiş gözüyle bakmamızda fayda var.